İkinci meşrutiyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme tarihinde attığı en büyük adım. İkinci Abdülhamit, adı kuytuyla, jurnalle, hapisle, sürgünle, istibdat ile anılan Avrupalıların deyimiyle Kızıl Sultan. Jön Türkler, Türk tarihinde ilk demokrasi denemelerinin temelinde rolü olan önceleri yasaklı bir grup, sonra örgütlü bir cemiyet. Fransa'da esen hürriyet rüzgarının imparatorluk topraklarındaki yaprakları 1876'da kıpırdatmış, meşrutiyet idaresi ilan edilmiştir. Ancak birinci meşrutiyetle padişah meclisi kapatma ve yeniden seçimlere götürme hakkına sahipti. Halk tam egemen değildi. Padişah etkisinde yürütülen meclis ancak bir yıl görevde kalabildi. İmparatorluğun dış politikasında baş gösteren büyük sorunlar meşrutiyet coşkusunu yarım bıraktı. Bu nedenle padişah 2. Abdülhamit anayasa ilanından bir yıl sonra meclisi mebusanı dağıttı. Sebebi ise 93 Harbi diye bilinen Osmanlı-Rus savaşlarıydı. Meclisin kapatılmasının ardından padişah Mithat Paşa'yı Taif'e sürdü. Çöküşün seslerinin duyulduğu imparatorlukta koyu bir istibdat dönemi başlamıştı. Sultanın istibdadı gelemeyi durdurmak için değil, içeride yükselen sesleri kesmek içindi. Büyük İmparatorluk, birleşen Avrupa karşısında gerileme gösteriyordu. Toprak kayıpların önü alınamıyordu. Devlet kurtarılmalıydı. Herkes bunu düşünüyordu. Henüz köklü bir yenilik fikri içermeyen bu düşünce hızla yayılmaya başlamıştı. Artık halka kadar inen bu düşünce Jön Türklerin harekatına ivme kazandıracaktı. Tek bir amaç vardı. İmparatorluğun dağılmasını önlemek. 1789'da patlak veren Fransız devriminden tam 100 yıl sonra 1889'da birkaç askeri tıbbi öğrencisi İttihad-ı Osmani adında bir cemiyet kurdu. Cemiyetin üyeleri vatan ve hürriyet aşkına yemin ediyor, verilen görevler büyük bir titizlikle yerine getiriliyordu. Genç tıbbiyelerin örgütü hücreli halinde biçimlendirilmişti. Önce asgari tıbbiye, ardından diğer yüksek okullarda örgüt yayılmaya başlamıştı. 1895'te örgüt adını Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak değiştirdi. Batı'nın kışkırtmalarıyla başlayan Ermeni olayları 1895'te doğruğa çıkmış, imparatorluğun çözülme karşısında bulunulduğu kanısı daha da güçlenmişti. İstanbul aleyhinde, hükümet aleyhinde bildirimler yayınlanıyordu. Bu bildirimler gizlice el altından yayılıyordu. Cemiyetin faaliyeti kötü gidişe paralel olarak artıyordu. Bu durumda 2. Abdülhamit aleyhte olan gelişmeleri önlemek için çareyi tutuklama ve sürgünlerde buldu. Meşrutiyet yanlısı Jön Türkler tutuklanıyor, sürgüne gönderiliyordu. Padişah artan baskısı nedeniyle yurt dışına kaçabilen devrimci aydınların Fransa, Mısır, İsviçre faaliyet merkezi olmuştu. Ayrıca burada da cemiyetin yurt dışı şubeleri oluşturuldu. Çalışmalar yurt dışından Anadolu'ya doğru kaymaya başlamıştı.
gazeteler, bildirimler İstanbul'a el altından dağıtılıyordu. Aslında imparatorlukta yaşanan bu gelişmeler dünyadaki hızlı değişimin bir parçasıydı. Dünya 19. yüzyılın sonlarına doğru rekabetçi ve ilerleyen bir gelişim süreci içerisine girdi. Osmanlı İmparatorluğu gibi geniş topraklara sahip devletler, kapitalizmin pazarı olma, yani parçalanma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu nedenle devrimlerin merkezi Avrupa'dan Asya'ya doğru kayıyordu. Bu değişimin ilk işareti 20. yüzyılın başlarında Rusya, Türkiye, İran ve Çin'de görüldü. 1905 yılında mutlakiyetçi rejimin karesi sayılan Çarlık Rusyası'nda, ardından 1906'da İran'da peş peşe devrimler gerçekleştirildi. Benzer karakterlere sahip bu devrimler, Türk devrimcilerin üzerinde derin izler bıraktı. İmparatorlukta yaşanan bu olumsuz gelişmeler devleti sarsıyordu. Avrupalıların Osmanlı Devleti'ni hasta adam olarak nitelendirdiği 19. yüzyıl sonlarında Makedonya topraklarıyla yakından ilgilenmeye başlamışlardı. Bu ilgi Osmanlı vatanseverlerini kaygılandırıyordu. Bu hızlı değişime, gelişme 1908'de meşrutiyetin Rumeli'de patlak vermesini seyredecekti. Avrupalıların müdahalesi sonucu 1907 ve 1908'de Makedonya adım adım özerkliğe, bir başka deyişle imparatorlukta kopuşa gidişi Jön Türkleri harekete geçiren en önemli gelişmeydi. Bu gelişmeye neden olan durum İngiltere ile Rusya arasında yapılan Reval görüşmesiydi. Reval görüşmesi apaçık belliydi ki Osmanlı Devleti topraklarının paylaşım projesiydi. Bu durum tüm halkta tepki yarattı. Devlet elden gidiyor, imparatorluk dağılıyor nidaları kötü gidişe paralel olarak Jön Türkleri 1908 Mayıs'ında harekete geçirdi. 3 Temmuz'da Kolağası Niyazi Bey yaklaşık 400 kişilik çetesiyle dağa çıktı. Meşrutiyetin ilan edilmesini istiyorlardı. Yoksa imparatorluk dağılacaktı. Bu düşünce imparatorluğun kurtulması için bir an önce gerçekleştirilmeliydi. İsyan bayrağı dalga dalga yayılıyordu. İkinci Abdülhamit isyanı bastırmak üzere Arnavut Şemsi Paşa'yı görevlendirdi. Ancak Arnavut Şemsi Paşa manastırda vurularak öldürüldü. Ardından görevlendirilen manastır mıntıka komutanı Osman Hidayet Paşa, Sultan II. Abdülhamit'in fermanını okurken vuruldu. Davalarında kararlı olan Jön Türkler, önlerindeki engelleri bir bir aşıyorlardı. Bu nedenle işlenen cinayetlerin önü alınamıyordu. Arnavut saraya telgraf çekerek meşrutiyeti istediklerini bildirdiler. Bir yandan Jön Türklerin faaliyeti, bir yandan halkın baskısı padişahı zor durumda bırakıyordu. Abdülhamit, Anadolu'da çıkan isyanı bastırmak üzere gönderdiği 18 bin asker, yolda yürütülen propaganda sonucu meşrutiyetçi saflarına katıldı. Meşrutiyetçi kitle hızla büyüyor, genişliyordu. 22 Temmuz gecesinde Niyazi Bey ile
Eyüp Sabri Bey'in kuvvetleri manastırda birleşerek dağa çıktılar. Hürriyet nidaları dalga dalga yayılıyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti son noktayı koydu. 23 Temmuz gecesinde manastırda meşrutiyet ilan edildi. Aynı gün Rumeli'nin birçok merkezinde meşrutiyet ilan edildi. Durum telgraf yağmurlarıyla Yıldız Sarayı'na bildirildi. Artık sultanın yapabileceği fazla bir şey kalmamıştı. İkinci Abdülhamit 23 Temmuz'u 24 Temmuz'a bağlayan gece meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Hürriyetin ilanı Selanik'te 101 pare top atışıyla kutlandı. Halk yaşasın hürriyet, yaşasın vatan, yaşasın meşrutiyet diye bağırıyordu. Herkes sokaklara dökülmüştü. Papazı, Müslümanı, Hristiyanı, herkes hürriyet sarhoşuydu. Sansür nedeniyle Rumeli'deki ayaklanmadan haberdar olmayan İstanbul, 24 Temmuz'da görülen şaşkınlığı ve temkinliliği 25 Temmuz'da yerini büyük bir coşkuya bıraktı. Şehir sokaklara döküldü. Halk resmi dairelere giriyor, görevlere çağırtıp meşrutiyete bağlılık yemini ettiriyordu. 26 Temmuz'da Yıldız Sarayı'nda 20 bin kişilik miting yapıldı. Gösterilere kadınlar da katılıyordu. Peçeler atılıyor, hürriyet söz olmaktan çıkıyordu. Meşrutiyetin ilanı ile yeni bir düzen kurulmuştu. Devrim toplumda büyük bir değişim yarattı. İnsanlar artık merak ediyordu. Kim ne diyor, ne alıyor, nasıl alıyor? Politik gelişmeler ilgi konusu olmaya başlamıştı. Meclisi Mebusan seçimlerin ardından 4 Aralık 1908'de bayram havasında açıldı. Meclis birçok ilerici kararın altına imza attı. İç ve dış ticaret devlet kontrolü altına alındı. Devlet gümrük vergilerini kendi belirlemeye başladı. Ticaret piyasası millileştirildi. 1908 devrimi diğer tüm alanlarda büyük bir değişim yarattı. Yani devlet kendini kurtarmaya çalışıyordu. Fakat yolunda gitmeyen bazı gelişmeler baş gösterecekti. 5 Ekim'de Avusturya Macaristan Bosna Hersek'i ilhak etti. Aynı gün Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmesi ve Girit'in Yunanistan'a bağlandığını açıklaması gelişmelerin yönünü değiştirdi. Bu olumsuz gelişmeler padişah yanlısı gericiler için bir dayanak oluşturdu. Dış bunalımdan yararlanmak isteyen bağnazlık başını göstermeye başladı. 14 Eylül'de Prens Sabahattin önderliğinde kurulan Ahrar Fırkası, yakında patlak verecek olan karşı devrimci ayaklanmanın başını çekecekti. 13 Şubat 1909'da muhalefetin desteklediği Sadrazam Kamil Paşa, meclisten çıkan güvensizlik oyu ile sadaretten düşürüldü. Bu olay, tarihte 31 Mart olayı diye bilinen gerici ayaklanmanın büyük bir basamağını oluşturmuştu. 13 Nisan 1909'da eski takvim ile 31 Mart 1325'te gerici bir ayaklanma baş gösterdi. Şeriat isteriz nidaları ile başkent ele geçirildi. Bu gelişme imparatorlukta büyük bir tedirginliğe yol açtı.
Ancak bu olay 1908 devriminin merkezinde Rumeli'de büyük bir tepkiye yol açtı. Hürriyet isteyen binlerce gönüllünün yer aldığı ve Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu harekat ordusu İstanbul'a doğru yol aldı. Amaç gerici ayaklanmayı bastırmaktı. 24 Nisan'da İstanbul'a gelen ordu yeni rejime karşı yapılan ilk ayaklanmayı bastırdı. Hemen akabinde 2. Abdülhamit tahttan indirildi. 1908 devrimi bir basamaktı. 1923'teki Kemalist devrim bu basamağın üzerine inşa edilecekti.